Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranları başına davet ediyoruz. Evet, bugünkü konuğumuz profesyonel turist rehberi Sayın Dinç Tümerkan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler ve izleyicilerimiz, öncelikle Sayın Dinç Tümerkan kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak isteriz. 1968 doğumluyum. İlkokul Ankara'da okudum. Daha sonra İstanbul'a taşındık. İstanbul'da Saint Joseph Lisesi'ne girdim. Çok kötü bir öğrenci olaraktan Saint Joseph Lisesi'nde okurken matematik, fizik, kimya olmadan ne okuyabilirim diye düşündüğüm için ve o zamanlar turizm çok daha modaydı diyeyim ben. Turist rehberi olmaya karar verdim. Nasıl iyi turist rehberi olurum derken arkeoloji ve sanat tarihini seçtim. Mimar Sinan Üniversitesi'nde arkeoloji ve sanat tarihi okudum. Rehberliğe başladım ve bugünlere geldim. Ne kadar güzel ve buraya geldiniz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Çok sağ olun, hoş bulduk. Rehberliği bize anlatabilmek için, rehberlik konusunda rehber olabilmek için. Neden rehberlik peki? Küçükken hep daha çok konuşabileceğim, konuşmayı çok seviyorum. Daha ilerleyen yaşlarda da Saint-Joseph'te öğrendiğim Fransızca, İngilizce ki onun üstüne koyduğum diğer lisanları nasıl kullanabilirim diye düşünürken bana en mantıklı gelen sektör hep rehberlik olmuştu. İnsanlarla iletişim kurmayı çok seviyorum, konuşmayı çok seviyorum, bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Bunların hepsi bir arada en güzel rehberlikte vücut buldular. Evet, Fransızca ve İngilizce dediniz. Bunun yanı sıra İtalyanca, İspanyolca ve Portekizce'yi de ana dilim gibi konuşabiliyorum. 5 dil. Beş dil. Ben çok yanlış başladım öyleyse kayda, yayınımıza. Sizin dilinizden sizi tanıyabilir miyiz dedim. Şimdi 5 dilde siz kendinizi anlatmak isteseniz. Biraz uzun sürer. Ama ne kadar güzel 5 dil bilebilmek. Peki dil konusunda neden bu kadar ısrarcı oldunuz? Neden 5 dil? Dediğim gibi Saint-Joseph'te okurken okulun en kötü öğrencisi bendim. 42 kişilik sınıfta hep 42. olurdum genelde ve iyi yaptığım tek şey yabancı dillerdi. Mantıklı bir seçimdi benimkisi. Yani fizik, kimya, matematik içinde olmayan bir meslek arayışına daha ortaokulda girdim ben. Sonra lisanı olan eğilimim üniversitede de devam etti. İlk olaraktan İtalyanca öğrendim, İtalyan kültürü gittim, orayı bitirdim, İtalya'ya gittim. Daha sonra kendi imkanlarımdan İspanyolca ve Portekizce öğrendim. Ki bunlara Fransızcanın katkısı çok büyüktü kesinlikle. Bunların hepsi birlikte bir beş lisan yaptılar. Ne kadar da güzel olmuş diyoruz. Peki bunların yanı sıra bir de hayatınızı arkeoloji, sanat tarihi giriyor. Dediğim gibi üniversite seçerken rehber olacağım. Rehber olduğumda daha iyi rehber olabilirim diye düşündüğümde bana en mantıklı gelen zaten arkeoloji sanat tarihi okumak oldu. Bir de içinde matematik, fizik, kimya yoktu her şeyden önce. Çok severek okudum. İlk girdiğim sene okul birincisi oldum. Saint-Joseph'teki o hep sınıf sonuculuklarından sonra Mimar Sinan'da bir okul birinciliği yani çok yüksek bir not ortalamasıyla o çok keyifli geldi bana. Fakat maalesef bunu sadece rehberlik için yaptığımdan dolayı yani bir sanat tarihçi ya da arkeolog olarak da hiç çalışmadım bugüne kadar. Peki bundan sonrasında sanat tarihi ya da arkeoloji üzerine hedefleriniz var mı? Şu anda kısmetse diyeyim bir master yapmak istiyorum. Yaşım ne kadar 48 olsa da okumanın yaşı yoktur derler. Bir 48 yaşından sonra bir dinler tarihi master yaparaktan üniversitelerde ders vermeyi düşünüyorum. Şimdilik en büyük projem bu gerçekleştirebilirsem eğer. Gerçekleşecektir diye düşünüyoruz ve gerçekleştiği takdirde de muhteşem olacaktır diyoruz. Evet, turizme dönelim mi? Turizm dediniz ki ben başladığım yıllarda, seçtiğim yıllarda çok çok daha iyiydi. 1970'lerde Türk turizmi kendisini dünyaya tanıtmaya başladı. 80'lerde bayağı bir hızlı yükselişe geçti. Benim hatırladığım çocukken gittiğim mesela bir Pamukkale'de bir tane 5 yıldızlı otel vardı diye hatırlıyorum ben.
Şimdi tabii bütün şehirlerde 5 yıldızlı oteller açıldı. Ona göre insanlar işe alındı. 1990'lardaki benim turizme girdiğim sene 1989. 1990'larda iyicene tap yaptı. Fakat ben girdiğim senelerde hatırladığım bir şey, tabii ki terör olayları bir şekilde hep etkiledi turizmi. Ve benim gözümde turizm hep pamuk ipliğine bağlıydı. Ki halen de öyle maalesef. Geçen sene özellikle yazın başlayan, ardı ardına patlayan bombalarla, terör eylemleriyle turizm şu anda dibe vurmuş durumda. Gelen turist sayısında aşağı yukarı bildiğim kadarıyla %80'e varan bir eksiğimiz var. Evet. Yani şu anda çok iyi değil. Çok turizm, iyi o değil kesin. Diyorsunuz. Son hali hakkındaki düşünceleriniz bunlar. Sadece benim değil tabii, bütün rehber arkadaşlarımla, diğer turizmin çeşitli dallarını konuştuğum arkadaşlarımla hepsinin belli problemleri var. Çok büyük problemler. İnşallah önümüzdeki seneye her sene olduğu gibi daha pozitif bir pencereden bakıyoruz ve daha iyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz. İnşallah diyoruz ve hemen şimdi de rehberliğe dönelim diyoruz. İyi bir rehber nasıl olunur? İyi bir rehber, ben üniversitede okurken çok bilgili olur diye düşünürdüm ben. Fakat rehberliğe başladıktan sonra farklı detayların da olduğunu fark ettim. Ben de mesela iyi bir rehber kesinlikle iyi bir psikolog olmalı. Müşterilerle iletişim kururken çok pozitif olmalı. Çünkü mesela 40 kişilik bir grup aldığınız zaman 40 ayrı karakterle karşılıklı diyalog halinde oluyorsunuz. Ve herkesi memnun etmek kesinlikle imkansız. Ortasını bulmaya çalışıyorsunuz. Benim gördüğüm, çok iyi bilmenin yanında çok iyi bir psikolog olmamız gerektiği. Evet. Peki iyi bir rehber bu kriterlere haiz olmalı diyorsunuz. Ama rehber olabilmek için de yine çok zor bir süreçten geçiliyor değil mi? Nasıl rehber olunuyor? O süreci de sizden dinlemek istiyoruz. Çok uzun zamandır, 2000'li senelere kadar üniversiteler bu işin içinde değildi. Ya da 1990'lı senelere kadar üniversiteler bu işin içinde değildi. Rehberlik tamamen Turizm Bakanlığı'nın açtığı kurslarla olunabiliyordu. Bu kurslar çok ağır imtihanlardan geçerekten genel kültür, sözlü, yazılı, yabancı dilde ve üstüne bir karşılıklı neden rehber olmak istiyorsun diyaloğuyla elenerekten adaylar 6 aylık ciddi bir kurs, akşam saat 6 ile 10 arası ve bu 6 ayın sonunda aşağı yukarı 2 ay süren bir Türkiye gezisi. Türkiye'de gidip görmediğiniz yer kalmıyor diyebilirim. Bunların sonunda tekrar bir aynı şekilde hem yabancı dilde hem de okuduğunuz derslerle alakalı bir imtihanlara girerekten kokartınızı, yani lisansınızı alabiliyorsunuz. Daha sonra üniversitelerin de işin içine girmesiyle bu iş üniversitelerin de eline geldi. Üniversitelerde yalnız şöyle bir problem var. Öğrenciler, üniversiteye giren, bu bölümü seçen öğrencilerin çoğu sadece İngilizce bilen öğrenciler. Şimdi bizim tabii turizmde sadece İngilizce bilen rehbere ihtiyacımız yok. Ben nasıl 5 lisan konuşuyorsam, ki ben Latin lisanları artı İngilizceyi konuşuyorum. Birçok rehber İngilizceyi konuşuyor zaten. Belki Türkiye'de 4000 tane İngilizce konuşan rehber var. Şimdi çeşitlilik lazım. Çeşitlilik de sırf üniversiteyle sağlanamadığı için zaten sadece üniversite şu anda kokart vermiyor. 4 senede bir, 5 senede bir Turizm Bakanlığı da genelde az bilinen lisanlardan, mesela atıyorum Rusça, Japonca, Korece, İskandinav dilleri gibi lisanlardan kokart kursu açıyor. Uzun senelerdir bildiğim kadarıyla Fransızca, Almanca, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca dillerinden kokart kursu artık açılmıyor. Evet, bu da öyleyse turizm sektöründe çok da ciddi bir sıkıntı olsa gerek değil mi? Şimdi tabii yeterli rehber şu anda var aslında. Bir aşağı yukarı benim yaptığım bir hesapta yılda 400-450-500 tane öğrenci İngilizce kokart alaraktan aramıza katılıyorlar. Belli bir yerde tabii bir eksik oluyor. Yani Turizm Bakanlığı da o yüzden zaten belli senelerde
bu eksiği kapatabilmek için az bulunurlu insanlar da kurs açıyor. Açıyor. Bir de sektörünüzde şöyle bir sıkıntı olsa gerek, kokartlı yani lisanslı rehberler ve lisanssız rehberler. Var değil mi böyle bir sıkıntı? Böyle bir sıkıntımız maalesef var. İstanbul Rehberler Odası, benim bağlı olduğum İstanbul Rehberler Odası, bunun peşinde devamlı koşturmakta, zaten denetimler yapılıyor. Acentaların rehbersiz tur yapmaması gerekiyor. Acentaların kokartsız rehberle tur yapmaması gerekiyor. Şahısların kokart sahibi olmadan tur yapmaması gerekiyor. Fakat maalesef özellikle bazı az bilinen lisanlarda Arapça gibi, Korece gibi acentalar kokartsız rehber kullanabiliyorlar. Evet. Bu da çok büyük bir sorun gerçekten. Evet. Peki bunun dışında rehberlik konusunda genel olarak yaşamış olduğunuz sıkıntılar var mı, sorunlar var mı? Sorun olaraktan yok diyebilirim. Aile hayatı? Aile hayatı. Şimdi şöyle, rehberlik çeşitli seçenekleriniz var önünde. Ki ben rehber olduktan sonra 26 sene boyunca bu seçeneklerin hepsini teker teker denedim. Mesela İstanbul'da yaşamak istiyorsanız ve kesinlikle İstanbul dışına çıkmak istemiyorsanız gemilerimiz var. Gelen Akdeniz'de dolaşan gemilerimiz var. Bu gemilere rehberlik yapabilirsiniz. Normal şartlar altında İstanbul'a günde 2-3 gemi yanaşıyor. Daily City Tour dediğimiz günlük turlarda çalışabilirsiniz. Yine aynı şekilde İstanbul dışına çıkmak zorunda kalmazsınız. Prive rehberlik, özel rehberlik yapabilirsiniz. Yine İstanbul dışına çıkmak zorunda kalmazsınız. Ben zamanında çok ağırlıklı Anadolu rehberliği yaptım. Ailemden uzak kaldım. Çocuklarımdan uzak kaldım. Ama ondan sonra özellikle 2,5 sene evvel oğlum doğduktan sonraki üçüncü, iki kızdan sonra bir oğlum oldu. Anadolu'ya gitmemeye karar verdim ben. İstanbul'dasın. Ben İstanbul'dayım. 2,5 senedir İstanbul'dayım. Keyif olaraktan sadece belki senede bir kere bir Anadolu turu alıyorum. Ama onun dışında ben İstanbul dışına çıkmıyorum. Yani bu bir seçenek. Aile hayatını İstanbul içi ya da yaşadığınız şehir içi ya da dışı olaraktan yapabilirsiniz. Bazı rehber arkadaşlarım yurt dışına çalışıyorlar. Şöyle bir bölünmemiz olabilir. Incoming, outgoing olaraktan. Ben incoming rehberiyim. Gelen yabancı turistlere çalışıyorum. Bazı arkadaşlarımız outgoing rehberi. Yerli müşteriyle yurt dışına çıkıyorlar. O biraz bana zor geliyor. Ama herkesin kendine göre bir yaşam tarzı var. Kendine göre bir seçimi var tabii ki. Evet. Böylece yabancı turistlerle çalışmış olduğunuzu da öğrenmiş olduk. Öyleyse akabinde hemen şu soru geliyor akla. Çalışması en zevkli millet hangisi? Çalışması en zevkli millet hangisi? Çalışması en zevkli millet kesinlikle Güney Amerikalılar bence. Ben ağırlıklı Güney Amerikalılarla çalışıyorum. Bir kere genelde çok soru sormuyorlar. Bir de çok neşeli oluyorlar. Ben eşime bir Güney Amerika filmini seyrettirmiştim. Eşimin tepkisi şu olmuştu. Aa, bunlar tıpkı bizim Türkler gibi. Şimdi Güney Amerika'da Arjantin'den, Brezilya'dan, Ekvador'dan, Kolombiya'dan, Şili'den gelen müşteriler genelde burada kendilerini evinde hissediyorlar. Çünkü bize çok benziyorlar. Amerikalı müşteri keyiflidir çünkü çok sakindir. Hani bir saat sonra geleceğim, siz burada bekleyin dediğiniz zaman bir saat sonra geldiğinizde Amerikalı müşteri genelde orada bekliyor olabilir. İtalyanlar çok keyiflidir fakat zordurlar. Çok konuşurlar. 5 dakikada sıkılırlar her şeyden. Mutlaka bir şeyler yaratmanız gerekir. Fransızlar biraz burnu büyüktür diyeyim ben. Çok şey vermek lazım onlara. Genelde zaten turizm sektöründe en bilgili olması gereken rehberler Fransızca ve Almanca rehberlerdir bence. Çünkü bu iki millet kültür turlarına son derece meraklılar. Zor turist olaraktan, ki ben çalışmadım, arkadaşlarımın söylediği Yunanlılar, İsrailler, Araplar ve yerli turistlerdir. Yerli turistler. Yerli turistler. Ben son zamanlarda yerli turistlerle de çalışmaya başladım. Bilmiyorum, ben çok büyük keyif aldım diyebilirim aslında yerli turistlerle. Kendi vatanımın insanıyla tur yapmak benim hoşuma gitti açıkçası. Çok daha farklı şeyler paylaşılıyor değil mi? Şimdi tabii olay tamamen değişiyor. Ben otobüste mikrofonu elime aldığım zaman yabancı turiste ülkemi tanıtıyordum. Şimdi yerli turiste ülkemi tanıtmak gibi bir görevim olmuyor. Çok daha farklı konular konuşuluyor ama benim çok hoşuma gitti. Evet.
oldukça keyifli diyorsunuz. Peki, rehberliğin dışında başka bir sektörde de olmayı düşünüyor musunuz? Dediğim gibi yapabilirsem eğer öğretim, üniversitelerde ders vermek çok istiyorum. Yani arkeoloji ve sanat tarihi konularında bu birikimimi, yıllardır turistlerle paylaştığım birikimimi gençlerle paylaşmak istiyorum. Fırsat bulursam bunu düşünüyorum. Bir de belki yabancı lisanlarımla alakalı kurslar olabilir. Yine bir şeyler öğretmeyi, bir şeyler anlatmayı ben çok seviyorum. Şu an itibariyle özel ders veriyor musunuz yabancı dil ağırlıklı? Özel ders veriyorum. Senelerce rehber arkadaşlarım ağırlıklı olaraktan Portekizce. Çünkü Portekizce rehber sıkıntısı vardı uzun seneler. Ve Brezilyalı müşterilerde büyük bir patlama olduğu zaman herkes Portekizce hoca aradı. Ve ben bayağı bir öğrenci yetiştirdim. Genelde hepsi ya İspanyolca biliyordu, ya İtalyanca biliyordu, ya Fransızca, ya İngilizce biliyordu. Portekizce dersi verdim. Fakat diğer derslerde veriyorum. Az da olsa bazen Fransızca öğrencilerim oluyor, İspanyolca öğrencilerim oluyor. Ben dediğim gibi bir şeyler öğretmeyi, bir şeyler anlatmayı çok seviyorum. Evet. Biz de vermiş olduğunuz bu güzel, kıymetli bilgiler için ve keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, profesyonel turist rehberi Sayın Dinç Tümerkan'la birlikte olduk. Hoşçakalın.